taşla basıldığı, tarihi yarımadada tarih kokan nostaljik yolculuk başladı. Nostaljik otobüsler 23 senelik aranın ardından İstanbullularla yeniden buluştu. Tarihi yarımadada hizmet veren otobüsler yolculara keyif dolu anlar yaşatıyor. Türk filmlerinde birçok sahnenin vazgeçilmesi nostaljik otobüsler artık İstanbul sokaklarında tekrar kendini gösteriyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 1927-92 yılları arasında kullandığı emektar otobüslerini aslına uygun olarak yeniden üretti. Ve sefer için hazır olan 4 otobüs yollara düştü. Kullanılan nostaljik otobüsler Sel Kardeşim ve Neşeli Günler gibi unutulmaz Yeşilçam filmlerine de tanıklık etti. Teknoloji geliştikçe onlar da zamana yenildi. Eski otobüsler yerini yenilerine bıraktı. Böyle olunca yaklaşık 80 yıllık tarihe sahip otobüslerin artık dışı nostaljik, sistemi ise teknolojik. İlk elektrikli troleybüs TOSO'nun yeniden İstanbul'da buluşmasından ilham alınarak Busing, Leyland, Renault Scania marka nostaljik otobüsler de İETT tarafından yeniden imal edildi. İlk olarak Etos'un marka aracımızı ürettik. Bu araç tabii sergilendikten sonra halkımız tarafından gerçekten çok büyük beğeniyle gördü ve bu konuda bizim diğer araçların da neden yapılmadığı yönünde de bir takım talepler geldi. Biz bu çalışmayı geliştirdik. Nostaljik otobüslerin her birinin farklı özellikleri var. Vişne çürüğü rengiyle Hürzing, Türkiye için özel üretilen 1968 model Leyland, 1927'de Fransa'dan 4 tane satın alınan Renault Scania. Dışı sarp, içi ise ahşap kaplama şeklinde düzenlenen otobüsler aslına uygun olarak burunlu şekilde dizayn edildi.